Son 6'dan mutlu akşamlar. Bu akşam yamaç paraşütünü ve hava sporlarını Mevlüt Hoyraz ve Rasim Kuşçu ile birlikte değerlendireceğiz. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Hoş bulduk, sağ olun. Rasim Bey, sizinle başlayalım. Nilüfer'de havacılık faaliyetleri ilk konumuz olsun. Nasıl gelişti, nasıl bu duruma geldi, bu konuda bizi bilgilendirir misiniz? Tabii ki. Nilüfer, sizin de bildiğiniz gibi bir marka kenttir. Birçok spor dalını destekleyen, desteklediği spor dallarının oluşumuna ve gelişimine katkı koyan bir belediye başkanımız var. Evet. Nilüfer Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey'in tüm spor dallarında olduğu gibi havacılık sporuna da katkısı ve desteği oldukça büyüktür. Evet. 2012 yılında Nilüfer Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey'in de destekleriyle sporun kenti Nilüfer'de havacılık faaliyetlerini Nilüfer'e yakışır bir şekilde yapmak amacıyla Nilüfer Belediyesi Hava Sporları takımını kuruluşunu gerçekleştirdik. Bunu bu şekilde okumayalım. Sohbet eder şekilde konuşalım lütfen. Yani kuruluşunu gel. Ne zaman kuruldu? Ne gibi faaliyetler yaptınız? Bu konuda biz ayrılır mısınız? Tabii ki. Şimdi Nilüfer Belediyesi ile birçok vatandaşımıza yamaç paraşütü, paramotor gibi spor dallarının değişik yamaç paraşütünü dallarının motorlu ve motorsuz halleriyle yeterliliğini kazandırdık. Yani Uludağ Üniversitesi'nin 2014 ve 2015 yıllarında havacılık topluluğunun Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Belediye Spor ve Nilüfer Belediyesi'nin Nilüfer Havacılığı'nın ortak olarak düzenlemiş olduğu bir protokolle 100 kadar öğrencimize havacılık sporuyla buluşturduk. Bu havacılık sporunda onlara yeterlilik kazandırdık. Şimdi bu havacılık sporu dediğinizde insanların kafasında soru işaretleri oluşabilir. Yani havacılık sporu derken neyi kastediyorsunuz? Yani şimdi yamaç motoru var. Şimdi Nilüfer'de şöyle bir şey oldu. Evet. 2012 yılının başıyla beraber Nilüfer'de çok şey değişti. Tüm spor dallarına destek verdiği gibi Nilüfer Belediyesi havacılığa da büyük bir önem verdi. Evet. 2012 yılından sonra yamaç paraşütü, paramotor, microlight, ultralight ve gyrokopter gibi uçuş aletlerini tanımaya başladı Nilüfer. Evet. Önceleri etkinliklerde paramotor uçuşlarımız vardı. Hı hı. Yurttaşlarımıza ve Nilüferlilere hoşça vakit geçirip yukarıdan Nilüfer'in eşsiz manzarasıyla buluşturuyorduk. Gözlemlemelerini sağlıyorduk. Daha sonraları Nilüfer'de bir havacılık pisti açıldı. Yani ultralight, gyrokopter ve microlight'ların da rahatça inip kalkabileceği, seyri seferlerinde güvenli bir yer olarak gördüğü Fadıllı köyünün kıyısında, Ulaabat Gölü'nün kıyısında Fadıllı mahallemiz var. Şirin, güzel bir mahallemiz burası. Bu mahallemizin kenarında... Bu taraflarda ekrana geliyor zaten baktığımızda. Evet, bu gördüğümüz gyrokopter. Evet. İkisi de gyrokopter bunların. Bunlar Nilüfer Belediyesi'nin bünyesinde olan araçlar yani mı? Değil tabii ki. Bunlar kiralama yoluna mı gidiliyor? Yok. Bunları kullanan değerli hocalarımız var. Evet. Bunlar Nilüfer ve bu bizim aracımız. Evet. Ultralight'ımız. Bunun da eğitimini aldık ve bunun eğitimini de Nilüferlilere yakında vereceğiz. Gördüğümüz alet paramotor. Burada da engelli uçuşları yaptık biliyorsunuz. O konuya geleceğim. Peki şimdi sizi bir soluklandıralım. Evet. Mevlüt hocamızla devam edelim. Türk Hava Kurumu'ndan yamaç paraşütü kısım şefi aynı zamanda Mevlüt hocam. Hocam, Türk Hava Kurumu'nu bize kısaca bir tanıtın desem bize neler söyleyebilirsiniz? Aslında söyleyecek çok şey çok var. Çok şey var, o yüzden kısa bir tanıtım istedim. O yüzden kısa, evet, biraz zor olacak. Çünkü Türk Hava Kurumu hakkında kısacık konuşmak gerçekten mümkün değil. Evet. Cumhuriyet'in ilanından öncesinde Atatürk'ün, Ulu Önder Atatürk'ün kafasında aslında şekillenmiş bir kurum. Ama Cumhuriyet'in ilanından kısa bir süre sonra, yaklaşık 2 yıllık bir süre sonrasında kurulmuş. Türk Tayyare Cemiyeti adıyla kurulmuş bir kurum. Ve 2 yıl sonrasında, kurulduktan 2 yıl sonrasında ise Uluslararası Havacılık Federasyonu'na üye olarak, tam üyelik alarak Uluslararası Havacılık Federasyonu'nun Türkiye'deki faaliyetlerini planlamış, organize etmiş bir kurum. Evet. Türkiye'de amatör havacılığa özellikle önderlik etmiş, kurulduğu yıldan bu yana önderlik etmiş bir kurum Türk Hava Kurumu. Evet, bu gerçekten önemli. Peki baktığımızda Türk Hava Kurumu'nun ulusal ve uluslararası alanda ne gibi etkisi var? Bunlar hakkında bize neler söylersiniz? Bu camia içindeki yeri nedir mesela? Türk Hava Kurumu'nun asıl rolü şartlara göre aslında değişiyor. Örneğin bazı faaliyetler Türkiye'de ya dünyada görünmeye başlandığında
önderlik etmek rolünü üstlenmiş. Örneğin yamaç barışı diğerken kanat gibi branşlarda önceler önderlik ederken camianın gelişmesini, kalkınmasını belli sayıda sporcunun yetişmesiyle birlikte artık önderlik etmek değil, onları organize etmek, yönlendirmek gibi görevlerini sürdürüyor. Şu anda yarışmalarımızda, uluslararası yarışmalarda milli sporcu, milli takım oluşturulmasından tutun da temel eğitimlerini verdiğimiz öğrencilere kadar çok geniş bir alanda faaliyetlerini sürdürüyor Türk Hava Kurumu. Peki havacılık sporuna katkısı nedir Türk Hava Kurumu'nun? Söylediğim gibi en temelden, daha başlangıç eğitimlerinden başlayarak en üst seviyelerde uluslararası camiada yarışabilecek sporculara kadar kaliteli sporcu yetiştirmek anlamında da faaliyetlerini sürdürüyor. Bunun yanında yetişmiş kalifiye sporcuların da belgelendirilmesi çalışmalarını sürdürmekte. Diğer anlamda yarışmaların organize edilmesi, kalifiye hakem, gözlemci gibi, organizatör gibi kalifiye görevlilerin oluşturulmasını sağlamak, bunlara gerekli seminerleri vermekte Türk Hava Kurumu'nun liderlik ya da önderlik rolünün bir parçası. Peki o zaman Mevlüt Bey, size şunu sorayım. Ben şimdi sizi gördüm, burada tanıdım. Uçmak istiyorum. Evet. Peki nasıl başvuracağım? Vatandaş size başvurabiliyor mu? Bu konuda kriterleriniz var mı? Bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Elbette kriterlerimiz var. Çünkü yapılan bir faaliyet, havacılık faaliyeti, altında can olan bir faaliyet, içinde canlı bulunduran, can sorumluluğu bulunduran bir faaliyet. Evet. Öncelikle kişinin istekli ve sağlıklı olması gerekiyor. Sonrasında bulunduğumuz ilde en yakın, örneğin şu an Bursa'da olduğumuza göre en yakın şubemiz bu Türk Hava Kurumu Bursa Şubesi ya da bulunduğumuz il, ilçe neredeyse şubemize başvurarak şubemizden başvurularımızı, yazılı başvurumuzu yapıyoruz ve yazılı başvurularımız kontenjan dahilinde kurslarımıza, talep ettiğiniz kursumuza yönlendiriliyorsunuz. Peki bunun karşılığında bir ücret alıyor musunuz? Türk Hava Kurumu'nun kurslarının tamamı aslında daha önceden verilmiş ücretler gibi düşünülebilir. Çünkü kurulduğu yıldan bu yana halkımızın yardımlarıyla, bağışlarıyla ayakta olan bir kurum. Aslında karşılığını belki dedelerimiz ödediler ve bizim de çocuklarımız ödemeye devam edecekler. Türk Hava Kurumu'nun vasfı, vizyonu, misyonu, görevi birinci öncelikle uçan bir gençlik, uçan bir halk yaratmak, varlık yaratmak. Dolayısıyla bunun içinde bir gelir elde etme düşüncesinde değil. Ticari amaçlı hiçbir zaman düşünmüyor. Kesinlikle ticari bir amaçlı faaliyetimiz yok. Ancak tabii ki havacılık faaliyeti oldukça masraflı bir faaliyet. Bazı faaliyetlerde masraf çok daha fazla olabiliyor. Türk Hava Kurumu da gelir elde etmek amacıyla değil ama masrafların bir kısmını karşılamak amacıyla bazı faaliyetlerde ücret talep edebiliyor. Peki kaç tane uçuş, yani branş olarak değil de yamaç paraşütü var, işte paramotörler var. Kaç tane dalımız var bu anlamda Türk Hava Kurumu olarak? Aslında Türk Hava Kurumu'nda çok sayıda okulumuz var. Evet. Yelken kanat okulumuz var, yamaç paraşüt, bunlar amatör sportif anlamında kullanabileceğimiz model uçak okullarımız var. Bunun dışında paraşüt okulumuz, planör okulumuz, yine ticari anlamda büyük uçaklardan bahsedeceğim eğitimlerimiz var. Türk Hava Kurumu bünyesinde kurulan üniversitemiz var şu anda. Hemen hemen birçok şubemizde kurulan işte model uçak okullarımız, derslerimiz var, şubelerimiz vasıtasıyla devam ettirdiğimiz ve şu an gelişmekte olan faaliyetlerde Türk Hava Kurumu Ar-Ge çalışmaları adı altında dünyada takibini yaparak aynı zamanda bünyesine katma çalışmalarını da sürdürüyor. Peki Rasim Hocam, sizinle devam edelim. Şimdi çok güzel bir konuya gelmişsiniz. Ben sizi hemen Mevlüt Hocam'a verdim sözü. Evet. Bu konu üzerinden devam edebiliriz. İşte engellilere bir imkan sağlıyorsunuz ve onları Nilüfer'de, Nilüfer'in semaları üstünde uçuruyorsunuz. Belki de onların sosyal anlamda gelişmesine de katkı sağlıyor. Bu proje bir kere nasıl aklınıza geldi? Nasıl bunu başardınız? Bir sorum da şu olsun. Bu faaliyetlere devam edecek misiniz? Tabii ki. Şimdi engellilerin uçuşları açıkçası benim festivale gittiğim Ankara'nın Allah'ın beldesinde bir kızımız vardı, geldi yürüyemeyen. Hocam yürüyemiyorum ama hayalim sadece uçmak. Yürümesem de olur, beni uçurur musunuz dedi. Tabii o zaman paramotorumuz vesaire olaylarımız yoktu. Birkaç güçlü kuvvetli arkadaşın yardımıyla onu yamaç dediğimiz tandemden, yamaç paraşütüyle tandem yaparak tutup uçurduk ve inerken o arkadaşlarımızın bizi karşılayarak sağlıklı bir şekilde inmemizi sağladılar. O anki duygu bana ömrümden çok değişik bir şeyler hatırlattı. Evet. Bir gün benim de engelli olabileceğim, yani hepimiz birer engelliyiz. Sonuçta engellilerin de uçmaya hakkı olduğunu anımsadım. Bu bağlamdan yola çıkarak Nilüfer'e geldiğimde Nilüfer Belediye Başkanımıza bu konuyu anlattım.
Kendisi de sağ olsun bize destek verdi. Şartları oluşturdu. Gerekli sağlık personeli, gerekli materyaller, uçuş malzemelerimizi konusunda bize destek verdi. Biz de bir proje yazdık. Engelleri uçta gel diye sosyal bir proje yazdık. Bu projeyle şu beraber... Şu fotoğrafta zaten sanırım evet, uçmak için hazırlanıyor. Evet, o da bir engelli evet, arkadaşımız. Burada halkımızın evet, yine Nilüfer'de uçuşu. Engelleri uçta gel diye bir proje yazdık. Sadece bir proje Nilüfer'le sınırlı kalmadı. O kadar çok istek oldu ki. Belediyemizde değişik kaymakamlıklardan, valiliklerden, Türk Hava Kurumu'nun Bandırma, Balıkesir gibi işte değişik şubelerinden teklifler geldi. Gelin, etkinlik günümüzde bizim de engellimiz var, işte otistiğimiz var, işte uçurur musunuz falan deyince başkanımız da seve seve bizi görevlendirme yazarak bugüne kadar 370 engelli vatandaşımızı gökyüzünün eşsiz manzarasıyla buluşturduk ve onları uçmanın özgür tadına varmasını sağladık. 370 bu sayıyı... 370 peki, vatandaşımız. Son sorum da cevap vereceksiniz herhalde. Bu faaliyetler devam edecek mi şeklinde bir sorum var. Şimdi bunlarla sınırlı kalmadı bizim engellilere evet, olan faaliyetlerimiz. Yine Nilüfer'de engelli arkadaşlarımızı sosyalleşme ve hava sporlarına olan merakı ve ilgisini arttırmak için Nilüfer Belediyesi'nin Bizim Ev Engelliler Birimi ile ortak bir proje yaptık. Bu projede çok başarılı oldu. Türkiye'de ilk defa engelli bireyler 2 metre planör uçurdular. Yani elle mancınıkla çekilip uçuran, atan, bunu uçuran bir sürü iş adamımız, sağlıklı insanlarımız var, arkadaşlarımız var. Bizim engellilerimiz de bu 2 metre planörü Nilüfer Belediyesi'nin sayesinde ve Bizim Evim sayesinde kazandılar. Şu anda hepsi güzel birer pilot, 2 metre planör uçurabilen bir pilot, evet, sosyal birer vatandaş olarak uçuşa devam ediyorlar. Tabii ki ileride sürdürülebilir mi dersek, engelli bireyin yakın olmak inanın çok zor. Bu konuda da sanırım bir çalışmanız var. Evet, tabii bunu başkanımıza daha paylaşmadık. Ne kadar doğru olur onu da bilemiyorum ama sosyolog arkadaşlarımızla, üniversitedeki öğretim görevlisi arkadaşlarımızla, diğer belediye personelinde, müdürlüklerdeki görevli arkadaşlarımızla bu konuları paylaştığımda çok yapıcı ve yardım edeceklerini söylediler. Çünkü engelli bireyi gerçekten onunla uğraşmak, onunla uğraşırken oradaki kardeşin çektiği çileyi, anne ve babanın çektiği çileyi düşünmek lazım. Çile demeyelim, belki de özveriyle evet, onlara özveri, yaklaşıyorlar, öyle diyelim. Fakat onlar da diyorlar ki, hocam ne güzel uçurdunuz yani çocuklarımızı. Fakat bu arada aklıma şey geldi, güzel bir pilot pilotumuz var, Elif. Şu anda kendisine acil şifalar diyorum. Az önce annesi aradı beni. Üniversitede, hastanede yoğun bakımdaymış. Çok güzel bir pilot ve benim iyi bir evet, planör, paramotor kursiyerimdi. Buradan çıkınca onun yanına gideceğim. Geçmiş olsun diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Onun ailesiyle de hoşça vakitler geçirdik. Ve ailesinin isteği, bir anda olsa bizim çocuklarımızla, engelli çocuklarımızla vakit geçirecek sosyologlar ve diğer arkadaşlar olsa da keşke biz de sizinle beraber yani şu yamaçtan uçabilsek. Bir iki günlük kamp gibi mi düşünüyorsunuz? Aslında bunu düşünüyorum. Evet. Yani engelli bireylerin engelli aileleriyle, kardeşleriyle iki günde olsa evet, cuma, cumartesi ve pazar akşamı bitmek şartıyla özgürce bir gün geçirelim. Yine bizim sosyologlarımız, çocuk gelişim uzmanlarımız onlarla birlikte olsunlar. O arkadaşlarımızla aileyi birlikte... Aileyi de uçuracak mısınız peki? Zaten amacımız evet, aileyi ve kardeşleri uçurmak. Tamam, uçmak isteyenleri, uçmak istemeyenlerle de işte o günü yine o çocuklara bakan birileri olarak özgürce vakit geçirmelerini sağlamak. İnşallah bunu da 2015 yılı faaliyet programına başkanımızla görüşüp aldırırsak... Gayet de güzel bir proje. Bunu da söyleyeyim. Yani, başkanım da sizi kırmaz. Çünkü sosyal projelerin yani çok önem veren bir... Bizi kırmaktan ziyade başkanım bu konuda evet, projelerin mimarı o zaten. Evet, işte o yüzden diyorum yani. Sosyal projelere çok sağlıyor, önem veren bir evet, değerli başkanımız. Öyle. Siz evet, de bu konuda dikkate alacaktır. Şimdi Mevlüt Hocam'la devam edeyim. Yaz aylarında malum tatil bölgelerinde bu yamaç paraşütü çok revaçta ve istenen ve olan bir de isteyerek yapılan bir durum tatilciler tarafından. Evet. Şimdi baktığımızda ben peki o yamaç paraşütünde yapan kişinin yeterlilik belgelerine sahip olup olmadığını nereden anlayabilirim? Yani bana bir tane evrak göstermesi, bir tane kart göstermesi yeterli mi? Bunun için sizin
Bu konuda eğitim verdiğiniz durumlar oluyor mu? Veyahut da oraları denetliyor musunuz? Bunu sorayım öncelikle size. Elbette denetlediğimiz bir bölgemiz var. Şu an Fethiye'de valiliğin talebiyle, Fethiye valimizin talebiyle Türk Hava Kurumu'ndan o bölgedeki uçuşların kontrolleri, genelde denetimini... Genelde zaten Fethiye Ölüdeniz bölgesinde bu yamaç parçası. Evet, en aktif şekliyle orada yapılıyor. Oradaki pilotlarımız daha önceden almış oldukları eğitimleri belgeleriyle beraber kartları, pilot seviye kartlarını da yanlarına taşımak suretiyle uçuşlarını sürdürüyorlar. Şu an oradaki kontrolörümüzün görevi de zaten tecrübeli bir pilot olarak oradaki uçuşlardaki meteorolojik koşullardan pilotların motivasyonuna kadar, seviyelerine kadar tespitlerini ve takiplerini sağlamak. Evet. Zaten orada uçan tandem pilotlarımızın hemen hemen tümü, hemen hemen değil, tamamı şu an tecrübeli ve belgeli pilotlarımız. Yani bu anlamda güvenebiliriz. Mesela Fethiye Ölüdeniz'e gittiğimizde bir yamaç paraşütü yapabiliriz gönül rahatlığıyla. Elbette. Pilot seviye kartlarında FAI logosu bulunmakta. FAI logosu Türk Hava Kurumu'nun verdiği pilot seviye kartlarıyla beraber ve dünyanın her yerinde de FAI üyesi ülkelerde de uçuş yapma yeterliğine sahip olduğunu gösteren bir belgedir. Aynı. Peki. Şimdi programımızın da sonuna geliyoruz. Son 3-4 dakikamız. Evet. Bir sorum da şu olsun. Nilüfer Belediyesi ile Türk Hava Kurumu'nun ortaklaşa 2015'te yapacağı faaliyetler veyahut da ikisinin ortaklaşa rolleri neler olabilir? Bu konuda bir çalışma içinde misiniz diye bir soru sorsam size. Evet. Şimdi 2015 yılında Türk Hava Kurumu ile birlikte Türkiye'deki tüm havacılık sporu, yamaç paraşütü sporu yapan kulüp başkanlarımızla 2015 yılı faaliyet ve etkinlik programı oluşturulmak üzere Nilüfer Belediyesi İkinoğlu Dernekler Yerleşkesi Salonu'nda 7 Aralık Pazar günü bir toplantı yapacağız. Evet. Burada Nilüfer Belediyesi ev sahipliğini yaptığı bir toplantı olacak. Yine burada Türk Hava Kurumu'nun değerli hocaları, işte yöneticileri ve spor kulüplerinin çok değerli başkanları gelerek 2015 yılındaki havacılık faaliyetleri, etkinlikleri ve yarışmaları hakkında bir seminer yapıp buradaki seminerle beraber takvimlendirme yapacağız. Evet. Hocam sizin de bu konuda görüşlerinizi alayım. Evet, şu an Türk Hava Kurumu'nda kayıtlı bulunan 46'dan fazla kulübümüz ve 40'tan fazla öğretmenimiz başkanları ve yetkilileriyle birlikte bu seminerde olacaklar. Ben bu konuda Türk Hava Kurumu Bursa Şube Başkanımıza ve Nilüfer Belediye Başkanımıza ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum, koordinasyonları için. Bu seminerler bizim için şu açıdan çok çok önemli. Türk Hava Kurumu'nun rolü ilk başlarda önce olmaktı, söylemiştim bunu biraz önce. Şu anki rolü gereği de koordinatörlük yapmak, yani camiadaki ihtiyaçları, talepleri belirleyerek birlikte bir hareket sergilemek. Bunu da burada sağlamaya çalışacağız. Peki, çok teşekkür ederim geldiğiniz, biz konuk olduğunuz için. Gayet keyifli bir program oldu. Çok havacılık hakkında bilmediklerimizi size sorduk. Net cevaplar aldık. Bundan da çok memnun olduk. Bir kez daha ayağınıza sağlık geldiğiniz konuk olduğunuz için. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sporun altında bu akşam yamaç paraşütü ve hava sporlarını Mevlüt Hoyraz ve Rasim Kuşçu ile birlikte değerlendirdik. Mutlu akşamlar diliyorum. Esen kalın.